Evet, değerli izleyicilerimiz, hepinizden özür diliyoruz. Bazı teknik arızalı oldu. İnternet sıkıntısından dolayı yayınımız kesildi. İnşallah bir daha kesilmez. Tekrar sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Hatay Altınözü gazetesi yine sizlerle beraberiz ve Altınözün sorunlarını, Altınözün sesi olmaya devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, şu an sizlere anlatacağım yaklaşık 7-8 tane konu var. Bu 7-8 konuyla ilgili sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk önce Hatay şampiyon. Hatayspor 1. Lig'de. Hatayspor Hatay'ımıza bu mutluluğu ve bu şampiyonluğu getirdiğinden dolayı biz Hatayspor ekibine ve futbolcularına teşekkür ediyoruz. Hatayspor biliyorsunuz bizim vazgeçilmez bir takımdır. Hatayspor'un bu yılın başarısı bizi mutluluk verdi. Bu mutluluğu veren futbolcularımıza, teknik ekiplerine ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş'a desteklerinden dolayı, Hatayspor'a önem verdiğinden dolayı Hatay Altınözü gazetesi ve Altınözü ve Hatay adına kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz Altınözü'nden şimdi başlayalım. Altınözü'nde 2 gündür hem Zahter Festivali ve Güreş Festivali ile ilgili dün ve bir gün başladı. Ben ilk önce bu etkinlikleri düzenleyen Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bununla ilgili ben sizlere aktarmak istediğim konular var. Bu konularla inşallah da bir daha olmayacak. Bir daha da bu konularla gelmek istemiyorum ve gelmeyecek. İnşallah bunun önlemini alırlar ve bir daha bu konulara bir daha gelmem. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün saat 10 gibi Altınözü 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda Güreş Festivali yapılacaktı. Biz sabah saat 10'da gazeteci olarak oraya gittim. Altınözü'ndeki bu 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nın içinde bir sosyal tesis var, bir lokanta var. Tabii ki o lokantayı yapan kişilere, Altınözü Belediyesi'ne yine teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortam. Bu konuda da bunu kazandırdığı için ben ilk önce teşekkür ediyorum. Şimdi oraya girdiğimizde orada 2 tane gazeteci arkadaşım var. Gazeteci arkadaşımızla bir köşede oturuyorlardı. Ve Altınözü'nün protokolü, belediye başkanı olsun, kaymakam olsun ve Altınözü'nün protokol olarak bir yerde oturup orada kahvaltı yapıyorlar. Kendilerine de ben afiyet olsun diyorum. Oradaki gazeteci arkadaşlarıma ben gittim. Tabii ki merhabalaştık, oturduk, hatır sorduk. Dedim arkadaşlar siz, tabii o arkadaşlar Altınözü'nde gazetecilik yapıyorlar ama Altınözü aslen değil, Altınözü fazla bilmezler benim kadar. Ben dedim arkadaşlar siz kahvaltı yaptınız mı? Hayır abi dedi, yapmadık dedi. O zaman dedim ki ben size burada garsonu çağırayım. Üçümüz beraber kahvaltı yapalım, ben size kahvaltı ikram etmek istiyorum dedi. Teşekkür ederim, olur abi dedi. Ben de o zaman garson arkadaşımı çağırdım. Garson arkadaşımız sağ olsun geldi. Bize her birimize bir su getirdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Dedik ki arkadaşım biz burada 3 kişiyiz. Sana zahmet bize 3 kişilik bir kahvaltı getirir misin? Sağ olsun arkadaşım dedi ki abi dedi. Ben dedi şu an kahvaltı veremiyoruz. Bunu ancak müdür beyle görüşmem gerekiyor. Müdür bey ne derse onu yaparım. Ben de dedim ki tamam müdür beye söyleyin bu şekilde kahvaltı istediğimiz. Arkadaşımız gitti, garson arkadaşımız. Gittikten sonra biz tabii ki oradaki gazeteci arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Aradan yaklaşık yarım saat geçti. Kimse gelen giden yok. Ben de o zaman garson arkadaşımı çağırdım. Dedim ki kardeşim ne oldu dedim. Yarım saat oldu. Abi dedi ben müdüre söyledim. Bilmiyorum dedi. Bir daha dedim git dedim müdürünüzü çağırdığınızı söyle kendisine. Ben o zaman oradaki müdürü tanımıyorum. Bir baktım müdür arkadaşımız geldi. Müdür arkadaşımız dedi ki buyurun dedi nasıl yardımcı olabilirim? Ben dedim ki biz arkadaştan kahvaltı istedik. Arkadaşımız dedi ki müdür
izni olmadan biz kahvaltı veremeyiz dedi. Biz de dedik ki bununla ilgili kahvaltı istedik. Kim dedi yarım saatten beri kahvaltı gelmedi. Dedi ki biz dedi protokola hizmet ediyorduk. Eyvallah ellerinize sağlık. Protokola hizmet ediyorsunuz. Peki dedim buradaki lokanta yalnız protokola mı hizmet ediyor yoksa herkese açık mı hizmet ediyor? Dedi yok herkese hizmet ediyor. O zaman herkese hizmet ediyor ise bize de aynı şekilde hizmet etmek zorundasınız o zaman. Dedi ki o zaman oradaki müdür arkadaşımız dedi ki protokol festivale gideceğinden dolayı öncelik yaptık. Biz de dedik ki biz de gazeteciyiz. Protokol oraya gidecekse biz de bunları çekim yapacağız, haber yapacağız. Biz böyle konuşurken bir baktım bir vatandaş, bir kişi geldi. O kişi de o anda ben soyadını bilmiyorum ama ismini biliyorum. Antakya Belediyesi'nde çalışan Mustafa Hacca Ablagil bir şahıs oraya geldi bana şunu söyledi. Dedi ki sana ne oluyor Mahmut Şan hep sorun çıkartıyorsun dedi. Ben dedim nasıl sorun çıkartıyorum tabii. Ben oturuyorum kendisini kafamın başında dikildi. Bu şekilde söylemeye başladı. Sen kimsin dedim. Ben her şeyim dedi. Hepsi sen buranın sorumlu musun? Ben her şeyim dedi. Buranın sorumlusu buradaki müdür. Bununla görüşüyoruz. Sana ne oluyor? Bu şekilde de sen benim muhatabım değilsin dedim. Sen kimsin ki? Bu şekilde de bu lafı söyledikten sonra o Mustafa Hacı Ablagil kardeşimiz sinirlendi ve beni vurmaya kalktı. Beni vurmaya kalkışınca tabii ki oradaki sağ olsun arkadaşlarımız müsaade etmedi. Ben daha yerimde oturuyordum. Bu şekilde bu zihniyet, bu fikir, bu nedir ben anlayamıyorum. Yahu hemen vur, kır. Bir de senin görevin olmayan şey nine müdahale ediyorsun. Ve çıkıp burada bu Mustafa Hacı Ablagil'in görevi nedir? Ben burada altınızı belediye başkanına soruyorum. Bu Mustafa Hacı Ablagil'in kimdir? Kimin nesi? Görevi nedir? Ne yapıyor? Ben şunu görüyorum. Bu Mustafa Hacı Ablagil kişi Altınözü Belediyesi'nde 888 plakayla her zaman bunu sürdüğünü görüyorum. Otomobil, Passat bunu sürdüğünü görüyorum ve içinde de sürdüğünü de taşıdığı kişiler de Altınözü Belediyesi'nin hanımı onu götürüyor ve AK Parti Kadın Kolları ilçe başkanını götürüyor. Ben burada soruyorum. Altınözü Belediyesi'ndeki bu Mustafa Hacı Ablagil bu belediye başkanımızın eşinin şoförlüğü mü yapıyor veya Altınözü AK Parti Kadın Kolları'nın şoförlüğü mü yapıyor? Buna ben bu konuda bir an önce açıklamayı bu konuda soruyorum ve açıklama bekliyoruz. Bunu Altınözü halkı bilgisi olsun. Evet, değerli izleyicilerim bu konu burada. Biz tabii ki bu Mustafa Hacıoğlu Ablagil'i ben Mahmut Şan olarak gittim emniyete. Emniyeti tabii ki aradım. 155'i aradım. Polis arkadaşlarımız geldi ve hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunu da size atlatmak istedim. İkinci bir konuya geçelim. İkinci konu arkadaşlar yaklaşık 4-5 gün önce Altınözü Tepehan Mahallesi'nde Kora Gazimiz Bekir Elmacıoğlu vefat etti. Allah mekanı cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. 87 yaşındaki amcamız mekanı cennet eylesin. Değerli izleyicilerimiz, Kore Gazimiz Bekir Elmacıoğlu amcamızın cenazesi Altınözü Belediyesi ve Altınözü Kaymakamlığı kendi kişisel Facebook hesaplarında takriben hatırladığım kadar saat 10-10.30 gibi sabahleyin yayınladı. Ve yayınladıktan sonra biz de tabii ki öğle namazına mutakip amcamızı, Kore Gazimiz Bekir Elmacıoğlu amcamızı defnedilecek. O alana tabii ki ben Tepehan'a gittim. Cenaze hazır, cemaat hazır, binlerce vatandaşlarımız hazır. Herkes cenazenin arkasında cenaze namazı kılmak için herkes cenaze olarak duruyor, bekliyor. Ben burada ne için beklediklerini bir türlü anlamamıştım o zaman. Bir baktım, yarım saat geçti cenaze ve cemaat ve oradaki vatandaş yarım saat bekledi. Yarım saat bekledi, bir baktık yarım saat sonra Altınözü İlçe Kaymakamı Bülent Uygur Bey ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı geldi. Ben
Demek ki şunu bekliyoruz, söylüyoruz, yani anladık. Cenazemizi, yani Kore gazimiz Bekir Elmacıoğlu'nun ve oradaki vatandaşların bekletmenin sebebi demek ki şöyle söyleyelim. İlçe kaymakamımız, normalde ilçe kaymakamımız, kaymakam ama ben onu artık kaymakam demek istemiyorum. Niye demek istemiyorum? Siyasetçi diyelim. Altınözü'nün yeni siyasetçi kaymakamı diyelim. Orada bu şekilde bekletildi ve bekledikten sonra ben bu konuda Kore gazimizi yarım saat bekleten ilçe kaymakamı ve belediye başkanını kınıyorum. Bizim böyle Kore gazimizi yarım saat bekleyecek olamaz. Ölüye saygısı olmayan diriye de saygısı olmaz diyorum. Hatay Altınözü gazetesi olarak, Mahmut Şan olarak ben gazimize saygısı olmayan, ölüsüne saygısı olmayan diriye de saygısı olmaz. Siz geç kalacak iseniz cenaze sizi beklemek zorunda değildir. Ben buradan ilçe kaymakamlığa, Bülent Uygur'a ve Altınözü Belediye Başkanı'na şunu soruyorum, diyorum. Sizi beklemek zorunda değil. Siz Gazi Bekir Elmacıoğlu amcamızın cenazesi gelmeden önce orada olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben bu konuda sizi bu konuda kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin gazisine saygısızlık yapmış oluyorsunuz diyorum. Yarım saat bekletilemez. Bu konuda da ben izleyicilerimize, Altınözü halkına bu şekilde de burada bilgisi olsun. Yani gazimizi, rahmetli gazimizi Bekir Almacıoğlu yarım saat bekletildi. Ben bir Mahmut Şan olarak üzüldüm. 87 yaşındaki vefat eden Kore gazimiz Bekir Elmacıoğlu cenazesi Tepahan'da, mezarlıkta müftümüz, hocalarımız, cemaat hepsi bu şekilde hazır bir şekilde yarım saat ayakta bekledi. Ne demiş? Altınöz ilçe kaymakamı gelecek ve belediye başkanı gelecek. Siz orada bekleyeceksiniz. Gazimiz sizi beklememesi lazım. Bu konuda ben kamuoyunun bilgilmesini için bu şekilde size anlatıyorum. Üçüncü konumuza gelelim. Üçüncü konumuz, ben Mahmut Şan olarak daha önce Türk Silahlar Kuvvetleri'ne yardım kampanyasından dolayı bir yazı yazmıştım. Sonra yazımdan sonra Altınözü İlçe Kaymakamlığı'nın basın sorumlusu arkadaşımız beni aradı. Bununla ilgili herhangi bir ak niyet olmadığını söyledi ve bu konuda da yüz yüze gelip görüşmemi istedi. Ben de aradan 2-3 gün sonra gittim, görüştüm. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir ak niyet yok. Tamam, eyvallah, ak niyet yok. Ben de bunu soruyorum. Orada da zaten arkadaşıma söyledim. Zaten benim 27 Mart'ta Altınözü Kaymakamlığından randevu isteyip şimdiye kadar daha randevu vermemesi. Ben burada soruyorum. Zaten randevu talebimin de bunun için. Bugün her gün basına, bizim gözümüz kulağımız olan basın diyen ilçe kaymakamı çıkıp basını kendi kişisel değil, Altınözü Kaymakamlığa ait Altınözü İlçe Kaymakamlığı'na ait Facebook sayfası, Twitter, şudur budur dediğimizde sosyal medyadakileri engellenemesi lazım. Ve çıkıp ak bir niyet olmamış olsaydı şimdiye kadar randevu verirdi. Ben bunu yine soruyorum. İlçe Kaymakamlığı bugün ilçe kaymakamı Bülent Uygun'dur. Yarın başka biridir. Ama Mahmut Şan olarak Altınözü'nde doğmuş, Altınözü'nde ölecek. Siz orası bir handır. Siz bir gün varsınız, yarın yoksunuz. Biz ama orada kalıcıyız. O memleketin sahibiyiz. Altınözü'nde doğduk, Altınözü'nde öleceğiz. Biz, Allah bize sağlık verdikçe biz gazeteciliğimizi devam edeceğiz. Burada kaymakamlığı, belediyeyi kişisel olarak hiç kimsenin kendine göre hareket etmesini kabul etmiyoruz, yapamazdı. Bunu biz Hatay valisine buradan ben sesleniyorum. İlçe kaymakamlık kişisel bir yer değildir. Benimle Mahmut Şan'la ilçe kaymakamı ve belediye başkanı benimle
kötü olabilir. Beni sevmeyebilir. Ama sen orayı bir yere temsil ediyorsun. Orası kişisel bir yerin değildir. Orası herkesindir. Benimdir. Bütün altınızı hakkındır. Bu konuda kesinlikle bu konuda ben yine de kınıyorum. Bunu da Hatay valisinin bir an önce buna el atmasını ve gereken yapılmasını talep ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, bu üçüncü konumuz. Dördüncü konumuza geçelim. Dördüncü konumuz, biliyorsunuz bugünlerde Hatay, tabii Türkiye'de 24 Haziran erken seçimi var. 24 Haziran seçiminden dolayı biliyorsunuz altın özünde şu an 15 tane adayı milletvekili adaylarımız var. Ben 15 tane milletvekili aday arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime tebrik ediyorum ve hayırlı olsun diyorum. Değerli izleyicilerimiz, şu an altın özünde de 3 tane derneğimiz var. 3 tane derneğinde biri Antakya Altınözü Derneği Başkanı Ömer Kuday'dır ve Hatay Altınözü Derneği Başkanı Sabri Taze Aslan'dır ve Altınözü Muhtarlar Derneği Sabahattin Bayır. Ben ilk önce nereden başlayalım? Altınözler Mahalle Muhtarlarla Derneği'yle başlamak istiyorum. Altınözü Mahalle Muhtarlar Derneği Sabahattin Bayır tabii ki daha önce 2014 yerel seçimden önce Muhtarlar Dernek Başkanı'ydı. Ben şimdi ilçede gazetecilik yaptığımdan dolayı yeni seçilen muhtarlarımız var. Yeni seçilen muhtarlarımız 2014 30 Mart yerel seçiminden sonra seçildi. O tarihten şimdiye kadar bu derneğin daha kongresi olmadı. Ve şu anki oradaki mevcut muhtarlarımız, yeni seçilen muhtarlarımız biz daha bu dernekte üye değiliz. Ben burada soruyorum. Bu dernek, Altınözü Muhtarlar Derneği resmiyeti var mı, yok mu? Varsa neden şimdiye kadar kongre yapılmadı ve bu dernek hangi muhtarları temsil ediyor? Bunun da açıklama bekliyorum. Evet. Altınözü Antakya Derneği Başkanı Ömer Kuday'a ben burada soru sormak istiyorum. Ben yıllardan beri kendim bildim bileli Altınözü Antakya Dernek Başkanı Ömer Kuday diye bilirim. Önümüzde 24 Haziran erken seçimleri var. Bununla ilgili erken seçimde şu anda Altınözü'nü temsilen ben Altınözü ve Hatay'a milletvekili olmak istiyorum. 15 tane arkadaşlar var, abimiz var, milletvekili talebimiz. Bununla ilgili bir çalışması var mı? Bu soru tabii ki de hem Hatay Altınözler Derneği Sabit Tazası'na da aynı şekilde, aynı soru ikisine soruyorum. Altınözü'nün vekili olacak mı? Bununla ilgili Hatay Altınözü Sosyal Çalışma Dernekleri bununla ilgili bir çalışması var mı? Şu an bu 15 tane milletvekili aday vekillerimizle bir ara oldunuz mu? Bununla ilgili Altınözü'nden milletvekili olarak çıkartmayı düşünüyor musunuz? Çalışmalar yapıyor musunuz? Bununla ilgili bir an önce Altınözü'nün iki derneğinden bununla ilgili açıklama bekliyoruz ve çıkıp ne yaptıklarını ve Altınözü milletvekili adaylarını desteklediğini bu konuda istiyoruz. Yoksa biz burada Altınözü ne için Altınözü derneği var? Altınözü'nün sorunlarını, Altınözü'nün sıkıntılarını ve Altınözü'nün ihtiyacı olan kişiye yardım etmesi derneği işidir. Benim bildiğim bu. Bununla ilgili şey yap. İkincisi, üçüncüsü, başka konumuza nereye gelelim? Bu tabii ki kaç konu? Altınözü Antakya Derneği, Hatay Derneği ve Muhtarlar'ın 3 oldu. 6, 7. zaten 8. Ahmet Kuseyri amcamız birkaç gün önce bize bir yazı gönderdi. Ahmet Kuseyri amcama ben teşekkür ediyorum. Biz şunu söyleyelim. Evet, ben Mahmut Şen olarak daha berberim. Ve Altınözü'nde gazete olmadığından dolayı Altınözü'ne gazete kurmak istedik. Bu Altınözü'nün sorunlarını ve Altınözü'nün sesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Biz burada Altınözü'nde Ahmet Kusevi amcamızın ihtiyacı var Altınözü'nün. Yazısında da okuyan arkadaşlarımız tabii ki görmüştür. Bu okuyan arkadaşlarımız da bu şekilde de bazı milletvekili adayları tepki göstermiştir. Ben şunu belirtmek istiyorum. Altınözü gazetesi Mahmut Şan'ın değil.
Altınözü gazetesi bütün Altınözü'nün ve Hatay'ın vatandaşların. Çünkü hani bana diyor ki niye bu yazı yayınlıyorsun? Sen de yaz, seni de yayınlayalım. Yani bizim kim ne yayınlamak istiyorsa, kim yazı yazmak istiyorsa kendi adına biz yayınlarız. Bizim işimiz bu. Ama çıkıp hiç kimsenin senin yazını yayınlama, niye yayınladın deme hakkı yoktur. Ben bu konuda da Ahmet Kuseyri amcamızın bu tür yazılarının Altınözü'ne ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yine yazıların tekrarını bekliyorum. Bu konuda da ben tekrar Ahmet Kuseyri amcama çok çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, Altınözü artık bilmesi lazım. Kavga yok. Hukuk var. Kavga edecek olan kişi işimiz olmaz. Sıkıntın var ise, Mahmutcan'la bir sıkıntın varsa, yayınını beğenmiyorsan gidersin, Türkiye Cumhuriyeti'ne şikayet edersin. Burada çıkıp böyle kavga etmeye, yok işte tehdit etmeye, yok onu kesmeye, yok Mahmutcan'a adam göndertmeye, yok öyle bir şey. Değil arkadaşlar, değerli izleyicilerimiz, ben Mahmutcan olarak bana para teklif ettiler, para. Sen kimsin ya? Kimin parasını teklif ediyorsun sen? Bunu bilin, herkes bilsin. Biz burada rüşvet almak için yayın yapmıyoruz. Kimsenin hakkını da inkar etmeyiz. Bu ilçeye kim yaptıysa, altınızda kim hizmet ettiyse de söyleriz, etmeyene de söyleyeceğiz. Çıkıp benim haberleri yayınlamak için vatandaşlar bana sıkıntılarını söylüyor. Yayınlıyorum diye yayınlama diyorlar. Para teklif ediyorlar. Ayıp ayıp, yakışmıyor. Sizi halk seçmiş. Neden seçmiş halk? Hizmet vermeniz için seçmiş. Siz yarın seçimde hangi yüzle bu halkın önüne geçeceksiniz? Altınözü halkı bu seçimde vekil istiyor. Ben burada da vekil abilerime, milletvekil aday abilerimizin 15 vekilin beraber hareket edip birine karar vermesini düşünüyorum. Böyle olmasın lazım. Tabii ki 15 kişi alacak kişi değil ya. Bir kişi olacak Altınözü'nden. Bir kişi olacak, ona göre de oturulup birine karar verilir. Ona göre de bir vekil seçilir. Benim düşüncem budur. Burada çıkıp bana hiçbir Allah'ın kuruluşu çıkıp bana kimse göndermesin. Adam göndermez. Daha önce de söyledim. Evet. Değerli izleyicilerimiz, en fazla dikkat ettiğim şey Kora Gazimiz Bekir Elmacıoğlu amcamızın vefatıyla ilgili cenazesi tam tamına yarım saat bekleten ben ilçe kaymakamı, ama benim yanımda ilçe kaymakamı siyasetçi kaymakam Bülent Uygur diyorum. Siyaset yapmayın sayın kaymakamım. Siz görevinizi yapın. Siyasete alet olmayın. Siz kaymakamsınız. Kaymakamınızı bilin. Altınözü, hay vallahi Altınözü'nün hizmetleriniz var. Tebrik ediyorum. Ama Altınözü'nün hizmetlerinin de bu şekilde de çıkıp siyaset yapmanıza gerek yok. Herkes görevini yapsın. Herkes işini bilsin. Mahmut Şan Altınözü kaymakamlığını her zaman gelecek. 27 Mart'ta sizden randevu istedim. Şimdiye kadar bana randevu verilmedi. Orası kişisel yeri değildir. Siz beni sevmeyebilirsiniz. Ama bana ilçe kaymakamlığının makamını kapatamazsınız. Yalnız bana değil. Bütün halka açıktır orası. Herkes gelir, çayını da içer, sohbet eder ve gider. Ve bu arada ilçe kaymakamımız Bülent Uygur burnundan ameliyat olmuş. Ben kendisine geçmiş olsun diliyorum. Aslında geçmiş olsun yüz yüze konuşacağız çünkü konuşturmuyor. Yönetici öyle olamaz, yönetici böyle olamaz. Bir kaymakam küs olmaz, olmaz. Siz diyorsunuz, gözümüz, kulağımız gazeteciler. Ve siz gazetecileri konuşturmuyorsunuz. Olur mu böyle şey? Ben bu konuda ilçe kaymakamımızın bu konuda ben yakıştırmıyorum. Böyle çalışkan, böyle ilçeye hizmet etmeye çalışan bir ilçe kaymakamımızın böyle yapmasını ben yakıştırmıyorum. Baskı yapmasınlar. Siyaset, bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Vicdan en büyük güçtür. Vicdan çok önemlidir.
Hiç kimsenin koltuğunda kalmamıştır. Bir gün bu koltuk var, yarın olmayabilir. Bunu unutmayalım. En büyük koltuk vicdandır. Siz abilik yapacaksınız Sayın Kaymakam. Ben size makamınıza söyledim. Altınözü ilçesi bir ailedir. Altınözü ilçesindeki ailenin içinde bir sorun olduğu zaman aile büyükleri çözer. Bir laf var Altınözü'nde. Siz not ettiniz Sayın Kaymakamım. Altınözü'nde evinde büyük adam yoksa büyük taş koy. Büyük Allah'tır. Dışarıdan adam sokmaz, büyüklerimiz sorunları çözer. Siz de Altınözü'nün ilçesinin büyüsünüz, siz de sorunları çözeceksiniz. Büyük olarak siyaseti bırakıp adaletli bir şekilde davranacaksınız. Siyaset yapmak yapmamak lazım. Ha, siyaset yapacaksın, bırakın kaymakamı, çıkın siyaset yap. Ben bunu söylüyorum, evet. Mahmut Şen olarak bunu söylüyorum. Ben söylemeye devam edeceğim. Ben tekrar altın özümüze kim ağaç, taş, ne dikerse hepsi baş tacı. Ama eksikleri de konuşacağım, eleştireceğim. Eleştiriye açık olacaksınız. Eğer açık olan kişi de şöyle söyleyelim. Ben muhalefet niyetinde değilim. Yalnız ben eksikleri söylüyorum. Şöyle söyleyeyim, muhalefet diyelim. Doğru muhalefet iktidarı çalıştırır. Ben bu konuda düşünüyorum. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Zamanınızı aldığım için hakkınızı helal edin. Bir kusurum varsa hakkınızı helal edin. Benim amacım yalnız Altınözü'dür. Hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olun, var olun.